Acaba Bülent Hanım'dan bir haber var mı? Var mı? Burada mı? Yok. Devam. Makyaj devam. Peki. O zaman sıradaki yarışmacımızla devam edelim. Bakalım kim geliyor? Evet sevgili seyirciler, şimdi ikizler geliyor 111 aday numarasıyla ve anonim bir Orta Anadolu türküsüyle. Gönlüm ataşlara yandı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler ikizler. Gelin bakalım yanıma şöyle. Böyle gelin, buraya kadar gelin. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bakalım neler söyleyecekler jüri üyelerimiz. Metin evet, abi. Çok şeker, çok sıcak, çok güzeldi. Aşağı yukarı beklediğimiz çizgi yakalandı. Ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. 9-9 veriyorum. 9-9 geldi. Sağ olun, var olun. Armağan'cığım? Yok, ben Gülben Hanım konuşacak zannettim de o yüzden. Siz kaç yaşındasınız? 18 bitiyor. Allah'ın izniyle inşallah bitecek. Yani 18 yaklaşık bitiyor. 2009'da 19'a gireceğiz. 18'den 20'ye atlayacak bitti, haliniz bitti. Yok herhalde. 17 diyemiyorlar. Göz doktorunda da bak, böyleydi. Adam öldürecekseniz şimdi öldürün. 18'den sonra çok fena ceza yiyorsunuz. 17'de ceza falan yok. Bu hafta seslerde bir sorun mu vardı? Bana mı öyle geldi? İlk bölümde. Sanki birisi bir tondan, birisi başka bir tondan okudu çok gibi oldu. Çok minik bir yerde. Sanki ayrı ayrı tonlardan girdiler gibi oldu. Eğer o benim da, kulağım yan... Armağan Bey yorgunluktan kaynaklanıyor. Bayağı oynadığımız için. İlk bölümde daha oynadım. İlk bölümde oynadım. Yani bana öyle gelmedi ama. Bana öyle geldi. Çok az söylemedim. Değil mi? Bir şey oldu. Bir şey de ayrı düşeli de vardı. Orada bir şey oldu. Biriniz bir tondan girdiniz, biriniz başka tondan. O yüzden herhalde Metin abi 9-9 dedi. Ton farkı yok da orada bir şey oldu. Değil mi? Ben yanlış duymadım yani. Yok yok. Değil mi? Bu oynama hadisesi tabii hani şey gibiydi. Böyle bayağı kına gecesine gelmiş gibi hissettim kendimi. Vallahi biz içimizden geldiği gibi oynadık. Bir de hani o ceket düğmelerini açmayınca bunlar buradan böyle şişti. Gülben Hanım işaret ediyor buradan açsanıza, açsanıza diye. Açıyorum, açıyorum, açılmıyor. Bak. Açılmayacağı tutamasını da açıldı. Ceket çok dar ya sana ondan. Allah bilmiyorum. Dar geliyor değil mi? O böyle bir kere de açılmayınca ne ızdıraptır sahnede ya. Şöyle tak diye açılması lazım, açılmadı. İşte bir elimizde mikrofon alınca tek elle de zor açıldı. İlik dediğin tek elle açılır, kaç elle açacaksın? Açamadık işte. Aç bakayım bir tek elle. Açın bakayım. Açıldı. Bak 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 bak. Nasıl debeleniyor. Bu bayağı onunki uzun sürüyor. Acemilik var biraz. Ne? Düğme açma konusunda. Ben iki yıl bunun eğitimini gördüm. Tabii bu hemen öyle kazanılacak bir şey değil. Evet. Çalışmak gerekiyor her gün. Şimdi o zaman Metin abi bu hafta ödev verelim. Bayağı çalışsınlar evet, değil mi? Evet, ben fermuar düğme konusunda biraz daha çalışmalarını istiyorum. Sonra gelin hanımı nasıl soyacaksın evladım? Aslında aynı şey benim için de geçerli. Dün gece de ben de magazin muhabirlerine ön fermuarım açık yakalandı. Vallahi. Bayağı öyle. Şimdi röportaj yapıyorum, böyle dikiliyorum. Vallahi böyle. Şimdi soru soruyorlar. Bir ara bütün flaşlar bel aşağında patlıyor. Kameralar da aşağı çekiyor. Kimse yüzümü çekmiyor. Allah Allah diyorum. Bir eğilirim, fermuar açık. Ne yapayım? Demek ki... Armağan Bey demek ki siz de düğme konusunda bizim gibisiniz aynı. Ama evet. Sizin gizli fermuar. Evet. Demek ki siz düğme özürlüsünüz, ben fermuar. Estağfurullah. Yani bu arada... Niye ki? Yani... Ne bileyim... ben teknik olarak 8, artistik olarak da 7 veriyorum. 8 ve 7 geldi Armağan Çağlayan'dan. Gülben Hanım. Size karşı objektif olmaya çalışıyorum, çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bana çok sempatik geliyorsunuz ikizler, Erdem ve Kürşat. Teşekkür ederiz. Bir kere bu yarışmada
çok kalmak istediğinizi bana hissettiriyorsunuz. Yani elimden geleni sonuna kadar yapıyorum duygusu sizden bana geçiyor. Bu benim için çok önemli. Bu yarışmada olmaktan mutlu olmak, oy toplamak için, bize kendinizi beğendirmek için, hafif şöyle oynarken hiç bize bakmamanız gerekirken bir Armağan'ın gözüne bakmak, bir benim gözüme, bir Metin abinin acaba güzel mi diye onayımızı almak için çaba sarf ediyor olmak dünyanın en güzel saflığı ve amatörlüğü. Bu hiç kaybolmasın ama günden güne de daha profesyonel olsun tabii. İnşallah. İnşallah. Size çok yakışan, ben aynı şeyi düşünüyordum, iyi yaptın. O gelinceye kadar orada otur. Size çok yakışan bir eserdi. Neşet abiye, Neşet Ertaş ustamıza saygılar, sevgiler sonsuz. Çok teşekkür ederim. Büyük alkışlar Neşet Ertaş için gelsin. Eminim o da böyle sizin yanaklarınızı sıkmak istemiştir. Ben 10 ve 9 veriyorum size. 10 ve 9 geldi Gülben Ergen'den. Harika. Ve Bülent Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Pardon, Bülent Hanım'ı dinliyoruz şimdi. Bir saniye. Bülent Hanım. Çok güzel olmuşsunuz siz de. Geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle bir şey yapalım mı? Verilen en yüksek oyu, puanı siz de vermiş olun isterseniz. Genelde öyle yaparsınız. Ya olmadı. Neden? Kandıramadım çocuğu. Onları benim bir reklam arasında VTR'yi izlemem lazım. VTR'de izleyeceksiniz. VTR'de peki, izleyeceğim. Tamam. Orhan'ın zamanında onu yapıyordum ama şimdi kendim bildirmem gerek. Peki siz o zaman bir daha izlersiniz reklamda. Çocuklar şu ana kadar puanlarınızı aldınız. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir aday numaranızı söyleyin bakalım. Önce bir selamlar var. Onları çok çabuk çocuklar, evet. Samsun Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'a buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bursa'da yine destekleyenler var bizi. Bursa'da Bursa halkına buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bülent Altun'a, İlker Sakalar'a, Bursadar Radyosu'ndan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ankara'da sevgili Ertuğrul Polat'a buradan selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten Gülben hocamızın burada dediği gibi gerçekten bu yarışmada çok kalmak istiyoruz. Oylarınızı bekliyoruz. Aday numaramız 111. 34.50'ye gönderirseniz seviniriz, teşekkür ederiz. Saygılar. Teşekkürler ikizler, sağ olun.